Hoş geldiniz sevgili öğrenciler. 2024 LGS'ye kısa bir süre kala bugünkü videomuzda bu kalan 10 altın günü nasıl değerlendirmeliyiz? Netlerimizi nasıl yükseltebiliriz? Bunlar üzerinde konuşacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 2024 LGS 2 Haziran tarihinde yapılacak ve kısa bir zaman kaldı, artık yüzdünüz kuyruğuna geldiniz diyebiliriz. Ve bu kalan günleri nasıl değerlendirmek lazım arkadaşlar? Netlerimizi artırabilmek, puanlarımızı yükseltebilmek için. Kalan peki bu 10 yaklaşık 10-11 gün var arkadaşlar. Bu kalan zamanda netler yükselir mi? Puanlar artar mı? Birçok öğrenci bunu soruyor veya artık hani çalışmayı bırakıyor, kimisi hocam puanlar yükselme vesaire diye düşünüyor. Arkadaşlar kesinlikle böyle düşünmeyin. Biliyorsunuz böyle maratonlarda son 100 metrede, son 200 metrede koşucular daha tempolarını artırıyorlar arkadaşlar. Siz bir hedefe odaklanmışsanız, şu anda da zaten bir emek verdiyseniz, bu emeği arkadaşlar artık taçlandırmak için, bunu o bayrağı en tepe noktaya artık dikmek için son 100 metrede, bu kalan son 10-12 günde arkadaşlar tempoyu artırmanız gerekiyor. Tekrarları artırmanız, soru çözümlerini artırmanız, bunlar arkadaşlar kesinlikle netlerinizi, puanlarınızı artırır. Son günlerde yapılan çalışmalar çok taze çalışmalar olacağı için sınav anında arkadaşlar aynısının, aynı kavramların, aynı kelimelerin, konuların, soruların birebir karşınıza çıktığını birçok sınavda rastlamışsınızdır zaten. O yüzden bu kalan 10 günde neler yapabiliriz? Öncelikle arkadaşlar kesinlikle kanalımızdan full tekrar videolarımızı tekrar izlemenizi öneriyorum. En az 3-4 tur. Kanalımızda 6 ana dersin animasyonlu full tekrar videoları var. Bol detay içeriyor. Bunları arkadaşlar detaylı şekilde izleyen, notlar alan, 3-4 tur izleyen bir öğrencinin bu 6 dersi tam ve tama yakın yapabilmesi arkadaşlar sürpriz olmayacaktır. Bunları yapıyoruz kalan günlerde. Bir de arkadaşlar LGS 2018 yılından beri yapılıyor. Yani 6 yıl yapılmış elimizde LGS var. 6 tane LGS var. Bundaki arkadaşlar soruları en az 2 tur çözmüş olmanız lazım. Kesinlikle bakın, şu anda başka test kitaplarıyla, kaynaklarla, denemelerle vaktinizi arkadaşlar israf etmeyin. Milli Eğitim'in yapmış olduğu canlı kanlı 6 tane LGS var zaten. Sen bunları en az 2 tur çöz. Soru mantığını iyice öğren. Bir de dikkat ediyorsanız arkadaşlar LGS sorularında bile Milli Eğitim bir yıl sorduğu bir soruyu, tabloyu değiştirmiş. Bazılarında rakamı değiştirmiş. Gitmiş bir başka yıl yine sormuş. Türkçede, fende, matematikte bunu defalarca görebilirsiniz. Diğer derslerde de keza bu şekilde. O yüzden MEB'in soru mantığına iyice alışabilmek için, LGS'de sürpriz yaşamamak için kesinlikle LGS'nin bu son 6 yılı en az 2 tur çözülmeli. Yanlış yaptığınız sorular arkadaşlar, bunlar bol analiz edilmeli, yüzleşilmeli. Onları tekrar incelemeliyiz. Bunu öneriyorum. Bir de MEB'in 2018'den beri yayınladığı LGS örnek soruları var. Aylık yayınlanan örnek sorular var arkadaşlar. İllerin yayınladığı örnek sorular var. Bu sene yayınladı Milli Eğitim yine LGS örnek soruları. Arkadaşlar bunların hepsini toplasak en az 5-6 bin soru eder. 20 tane soru bankası eder. Yani etrafta böyle farklı kaynaklar aramaya, denemeler aramaya bile gerek yok. MEB bizim için ölçü ve piyasadaki, emin olun, piyasada bulunan yayınların %99'u MEB'in LGS sorularını ve LGS örnek sorularını önlerine koyup soru yazıyorlar. MEB böyle sorar, MEB şöyle sorar diyen yayınlardan tutun arkadaşlar, biz tutturduk, o tutturdu, bu tutturdu diyen %99 hepsi MEB'in LGS sorularını, örnek sorularını alıyor, tabloları değiştiriyor, rakamı değiştirip öyle koyuyor. Karşılaştırabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden bizim ölçümüz MEB olmalı. Bu soruları MEB hazırlayacak. LGS örnek sorularını MEB yayınlamış. Aylık sorular arkadaşlar yine MEB kaynaklı bunların hepsi. MEB'in soru mantığını MEB'in sorularıyla hazırlanmalısınız. Bir de bugünlerde yani 2-3 haftadır konuşulan bir mevzu var. İşte Milli Eğitim Bakanı dedi işte bizim sorular için başucu kaynağımız işte MEB kitapları olacak dedi. MEB kitaplarındaki kavramları, MEB kitaplarındaki konuları, soruları öğrenler iyi öğrensin. Arkadaşlar 6 yıldan beri sorular zaten MEB'in kitapları esas alınarak hazırlanıyor. Uzaydan gelmiyor sorular. Bu yeni bir şeymiş gibi
Şu anda etrafta görüyorum, sosyal medyada paylaşılıyor. MEB LGS sorularını işte MEB kitaplarından soracak. Ya 6 yıldan beri nereden soruyordu arkadaşlar? 6 yıldan beri nereden? Başka kitaplardan mı soruyordu? Yani kutsal kitaplardan mı geliyordu sorular? Uzaydan mı geliyordu? 6 yıldır zaten Milli Eğitim kazanımları açıklıyor. Kazanımlar belli. MEB'in konuları belli. Onlardan çıkıyordu. Öğrenciler şöyle düşünüyor. İşte Milli Eğitim kitaplarında oradaki işte ünite sonlarındaki soru kavramlardan, orada grafiklerden aynısı gelecek. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Aynısı gelmez. Daha önce Ziya Selçuk döneminde de işte Ziya Selçuk dedi örnek soruları öğrencilerimiz çok iyi çözsünler. LGS örnek soruları yayınlıyoruz. LGS işte bunlarla hazırlanan öğrenciler şuna kapıldı. LGS örnek sorularını herkes harıları çözüyor diye çözelim. Çözmeyen demiyoruz ama LGS örnek sorularının aynısının çıkmasını bekledi birçok öğrenci. İşte LGS örnek sorularıyla alakası yok bu sınavın muhabbeti başladı. Arkadaşlar bu konuda hani biraz böyle bir ifrat tefrit yaşanıyor. Yani ya aynısının çıkması bekleniyor. Arkadaşlar bir zaman sorunun aynısı çıkmaz. MEB kitaplarından da MEB gidip aynı tabloyu, aynı soruyu alıp soracak değil. Ama soruların mantığı benzer. Milli Eğitim Bakanı'nın orada demek istediği yani bu kazanımlar neyse, MEB kitaplarında konular neyse bunlardan çıkacak demek istiyor. Sürpriz yok demek isterken bunu kastediyor. Yoksa aynı soruyu beklemeyin yani. Ama ölçümüz şu olsun. LGS örnek soruları son 6 yıl. MEB'in yayınladığı LGS örnek soruları bence bunlar ölçü. Bunlar yeter de artar bir öğrenci için. Bunları hakkıyla çözen, öğrenen bir öğrenci LGS'de arkadaşlar tam ve tama yakın yapabilir. Şimdi bu seneki sınav yılın tamamından olacağı için geçen seneyi ölçü almamalısınız. 2020 LGS'yi ölçü almamalısınız. Ölçü almanız gereken yıllar soruların yılın tamamından çıkmış olduğu yıllar. Yani 2021, 2022, 2019, 2018 LGS. Bu 4 LGS var bizim elimizde. Bu seneki LGS hangisine benzeyebilir? Yani 2021-2022'ye arkadaşlar soru yılın tamamından geleceğinden dolayı benzeyebilir. Bir de en yakın LGS olduğundan dolayı 2021-2022'ye benzer mantıklı olabilir. Ama ben soruların genel zorluğu itibariyle 2023'e benzeyeceği kanaatindeyim. Matematikte artık Milli Eğitim LGS'de bir kıvam tutturdu. Matematikte aşırı zor 2021, 2020'de, 2018'li yıllarda gibi aşırı zor matematik artık olmuyor, olmayacak. Artık daha dengeli bir dağılım var. Herkesin yapabileceği bir 5-6 kolay soru. Orta düzey bir 7-8 soru. Kalan sorularda ne yapıyor? Eleyici sorular oluyor. Böyle bir güzel bir dağılım var aslında yani. Ama önceki yıllar tamamı yeni nesil zor soru şeklindeydi. Şu an Milli Eğitim matematikte biraz kolaylaştırmaya gitti. Çünkü şu PISA sınavlarında da arkadaşlar dünya uluslararası yapılan TIMSS PISA sınavlarında da matematikte ortalamalar düşük geliyor. Tepki oluştu. Şimdi MEB LGS'de de bu ayarı birazcık arkadaşlar vitesi biraz düşürüp öğrencilerin bu matematiği fobi haline gelen matematiği biraz fobi haline getirmek istiyor. Ama yeni Milli Eğitim Bakanı da dikkat edin hep Türkçe üzerinde duruyor. Türkçe ayrı bir önem veriyor. Türkçe'de işte arkadaşlar dinleme sınavları, konuşma sınavı geldi. Ortalama takdir teşekkür almak için ona sınır yükseltildi vesaire. Türkçe üzerinde çok duruyor. Bakın o yüzden Türkçe geçen sene katsayı da birinci oldu. Bu sene olabilir mi? Ben bu sene matematiğin tahtını geri alacağı kanaatindeyim. Önceki videolarımda da çok söyledim. Olmayabilir de ama Türkçenin ensesinde olur. Hemen yakın olur. Geçen sene Türkçe birinciydi ama matematik hemen onun arkasındaydı arkadaşlar. Çok yakındı birbirine katsayıları. Şimdi şu ana dek sizin hesaplanan mesela denemelere girdiniz. Puanlarınız hesaplanıyor. 2023'ün katsayılarına göre hesaplanıyor. Sizin yeni oluşacak puanlarınız 2024 LGS'ye göre hesaplanacak. Eğer matematik tahtını geri alır, birinci olursa katsayıda puan katsayıları o zaman arkadaşlar değişeceği için sizin puan hesaplamanız da değişmiş olacak. Puanlarınız değişir yani. Şu anki hesapladığından farklı bir puan gelebilir. Ya 3 puan yukarı olur, 3 puan aşağı olur vesaire gibi. 10 puanlık, 15 puanlık oynama olmaz. Yani deneme şu anki mevcut denemelerindeki hesaplamanın 2023'teki katsayılara göre yapıldığını bil yani. Türkçe yine arkadaşlar belirleyici olacaktır. Katsayıda birinci olmasa bile şimdi yılın tamamına döndüğünden dolayı matematikte biraz da ikinci dönem konular da gireceği için matematikte zorlaşmadan kaynaklı matematiğin ben katsayıda yine birinciliğe geleceği kanaatini taşıyorum. Türkçe ikinci de olabilir, üçüncü de olabilir. Fenle aralarında arkadaşlar katsayıda çok dağlar kadar bir fark yok, yakın birbirine. Yine bu üç ders belirleyici olacak yani LGS'de. Yani matematik başı çeker. Matematiğe çok dikkat etmen lazım. Matematikten boş bırakabilmeyi ne yapacaksın? Becereceksin. Matematikten boş bırakmaktan korkmayacaksın. Fenden de, Türkçeden de yapamadığın soruyu sallamayacaksın. Bu da bir taktik.
boş bırakmak yerine yanlış yaparsan daha çok puanın gider. Yani kalan zaman arkadaşlar bence bu şekilde değerlendirmeli. Full tekrarlar toparlıyorum. Biraz toparlayalım, konumuz çok dağılmasın. Full tekrar videoları arkadaşlar günlük olarak, hele 3 ana dersten, Türkçe matematik fenden mutlaka günlük full tekrar videolarımızı izleyelim. Her gün bu son 6 yılın LGS çıkmış sorularından arkadaşlar en azından birine bakalım mutlaka. MEB'in LGS örnek sorularından çözmeye çalışalım. Elimizde kalmış olan denemeler varsa genel denemelerden günde en az bir tane çözelim arkadaşlar. Bir de şunu yapalım. Sıcağı sıcağına kontrol, sıcağı sıcağına yanlışların analiz edilmesi. Ben bu soruyu neden yanlış yapmışım? Burada ben neyi kaçırmışım? Bunun arkadaşlar hesabını yapmalısınız. Bunun analizini yapmalısınız. Sizi yukarıya yanlışlarınız çeker. Her zaman doğru yaptığın konular seni yukarı çekmez. Bir diğer mevzu arkadaşlar, fen için dersi için bir parantez açmak istiyorum. Fen dersini eğer fullemek istiyorsanız, fen dersini bakın katsayıda geçen yılın üçüncüsü, hemen matematiğin de arkadaşlar ensesindeydi. Katsayıda çok önemli ders fen, ki bursluluk sınavında da bu sene arkadaşlar belirleyici derslerden biriydi 8'lerde. 7-8 hani yeni nesil LGS tarzı soru vardı. Bu seneki bursluluk fen sorularını da çözmenizi öneriyorum. Fen de arkadaşlar fullemek isteyen öğrencilerin özellikle fizik konularını, öz ısı, basit makineler, basınç, elektrik. Bu 4 konudan arkadaşlar hiçbir eksiğiniz olmasın. Bu 4 konuyu çok iyi bilin. Bu 4 konuyla alakalı ben basit makineler için ayrı püf noktalar videosu hazırladım. Ayrı zor konu olduğu için. Basınç için basınç püf noktalar diye ayrı video hazırladım. Bakın bu konular öğrencilerin en çok elendiği fende, en çok takıldığı konu. Çünkü bunlar fizik konuları, soyut konular. En çok takılan konular olduğu için en seçici sorular bu konulardan geliyor. Bu saydığım 4 konudan. Siz eğer bu saydığım 4 konuyu, öz ısı, basınç, basit makine, elektrik, bu 4 konudan soru kaçırmayan öğrencilerin %80'i feni fulluyor. Feni fulleyemeyen, fenden yanlış yapan öğrenciler genelde bu 4 dersten yanlış yapıyor. Buna dikkat edin, bakın buna. O yüzden MEB'in de en sert soruları sorduğu üniteler bunlar. En arkadaşlar MEB'in en sert soruları bu kısımlardan, bu 4 konudan geliyor. Feni fullemek isteyenler bu 4 konuya iyi çalışsın. Bu 4 konudan daha çok soru çözsün diyorum. Ve arkadaşlar Türkçeden sözel mantık, bak MEB çok soruyor. Sözel mantık, tablo grafik yorumlama, paragraf. Bu 3 konu Türkçede de. Bu 3 konudan soru kaçırmayanlar Türkiye'yi genelde fulluyorlar. O yüzden bu hatırlatmaları da size yapıyorum arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde başka motivasyon videoları da gelecek arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Başka sorularınız varsa arkadaşlar yorumlar bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize başarılar dilerim.